Peki seyirci, yeni dönem seyirci talepleri var, farklı istekleri var. Bunlara ayak uydurmak için çabalar mısın, yoksa senin bir çizgin var ve seyirci bana gelsin mi dersin? Yok, hiç ben öyle kesin ne yargılarım olmaz. Dönem ne gerekiyorsa onu yapmaya hazırım yani. Ne olacağını bilmiyorum. Ama zaten ya çok kolay da böyle hemen bir geçiş. Benim ömrüm yetmez hani o geçişin tamamen başka bir şey geçtiğini görmeye. Bu metaverse'ler bilmem neler, o artırılmış gerçeklikler. Hani sadece orada kalacağımız dönemde ben yaşlanmış olurum ama her şeyin zaten yenisini yapmaya çalıştığım az çok biliyorsunuz token'ım bile var. NFT çıkarıyorum, token'ım var şeyde, pazarda. Yani muhtemelen o tarz dijital bir şeyde yine ben öncü olmak isterim. Yani NFT olarak düşündüğün bir şey var mı mesela, konuştuğun etrafla şu olabilir, benle ilgili şu olabilir dediğin? Tabii bizim hazırlığımız çoktan bitti. Ocak'ta başlıyoruz. Ocak ortasında. Benim NFT'lerim sadece benim token'ımla alınabiliyor ama bu anlamda dünyada bir ilk. O yüzden de böyle dış bir parayla satın alınamıyor. O da fanlara özel olsun istedik işte öyle. Çok iyi. Güzel şeyler var. Mesela An şarkısını yazdığım 2016'sın tarihinde yazmışım. Yazdığım andaki ilk ses kaydımı NFT olarak satışa Çok çıkaracağız iyi. şimdi. Çok kıymetli. Buradaki amaç hem dijital dünyada yer almak. Kendimi çok seviyorum çünkü zaten. İkincisi de sosyal sorumluluk yanı bunların. Çok ciddi bir rakam bağışlıyoruz bedelli vakıflara. Öyle mi? Bu Çok güzel. anlamda da çok beni bu anlamda çok mutlu eden bir proje bizim bu projemiz. Zaten kendim UNFPA iyi niyet elçisiyim. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu. Onlarla da beraber Çok ilerliyoruz. iyi. Hani bu sosyal sorumluluk alanında da iyi şeyler yapacak NFT'ler. Öyle görünüyor. Yani bunu Çok da yeni nesil bir şarkıcı olarak yakalıyor olman müthiş bir şey. Yakalayamıyor sağlam diye öncü gidiyor. Biraz gidiyorsun önce de şu anda. söylediğim gibi. Evet, Yani teşekkür ederim. gerçekten çok kıymetli. Harika. Peki, bundan sonrası için hayallerin neler? Tamam, yurt dışı, oraya bir albüm Tabii. hazırlığı var falan. Mesela gözünü kapatsan, ben şöyle düşündüm biraz önce seninle konuşurken, dedim ki 10 sene sonra Edis'le böyle bir röportaj yapmak çok zor olacak galiba. Çok şey olacak, hani daha da yükselecek ve tıpkı Tarkan gibi. Şimdi Tarkan'ı oturtamıyoruz ya buralara, hani sürekli laf Tarkan'a geliyor ama öyle hissettim. Sen ne hissediyorsun kendine dair? Umarım gelmem diyormuşum. Sen yine gelsen ne Yok olur. gelirim gelirim ya. Ben O gelirim. yüzden bugün 5 saatlik bir program 5 saat düşündük. çekeceğiz. O yüzden ileride kullanmak için az önce yakalamışken. Bölüm bölüm kesip her sene. Ben 10 sene sonra yine çok iyi müzik yapmayı isterim. Çünkü bunu 20 sene boyunca yapmak çok zor. Şu anki öyle laf arasında ismini geçirdiğimiz insanlar çok büyük işler, çok büyük insanlar. Yani 20 sene aynı kuvvette olmak çok zor. Değil mi? Tabii. Bana bir senesi bile çok zor geliyor yani. Ayakta nasıl duracağım, buraları nasıl tutayım Hep aynı durumundayız. yerde durmak bir de. Çok zor. İnişsiz çıkışsız. Ya. O yüzden ilk halim bu zaten. Bunu başarabilmeye devam etmek Anladım. yani. Onun dışında mutlaka ki yani ek projelerim vesairelerim olacaktır. Benim garip bir hayalim var. Onu sizle paylaşayım. Çok da paylaştığım bir şey değil. Ben siyasetle çok ilgileniyorum. Evet, Okul duydum dönemimden ben. beri. Yani belki hani Nasıl oraya da mı yani? filan Nasıl yani? Siyasete mi demezlerse gireceksin? siyasete girmek isterim. Ya, Aa. vay be. Vay, geleceğin o zaman Kültür Bakanı iken bol bol alırız seni. Hiç kültürle falan Kültür Bakanlığı'na kalmam Bayağı ben. Girersem kalmam başka diyorsun. türlü girerim. Hadi bakalım. Yani çok çok sembolik bir yerde demek. Yani tabii Kültür Bakanlığı çok önemli bir demek istediğim hani daha aktif siyaset meydanında olacağım bir Bir parti Aa. lideri falan olabilir mi diyorsun? İsterim yani. Vay be. Böyle bir hayalim Aa. var. Hadi Bunu da bakalım. çok paylaşmıyorum. Yani ama bu benim Süper. özel ilgim. Sosyolojiye özel ilgim. Ekonomiyi de biraz az çok ilgileniyorum, biliyorum. Token mokun NFT'ye girdiğine göre şimdi. Gerçi sosyal sorumluluk Vallahi. projesiymiş Ama o. işte bunu da mı Tatlı. yapıyorsun be filan Yo, demesinler. niye? Çünkü ama işte ben de böyle bir insanım. Devir Çok yönlü öyle bir devir olunca. ama, yani artık yeni dönem öyle bir de, her şeyle Bence ilgilenme devri şu anda yani. evet, bir de ben şuna katılmıyorum. Onu da yapıyor mu? Tamam. Şöyle.
her şeyi yapıp yüzüne gözüne bulaştırmak ayrı. Evet. Yaptığın işlerin en iyisini yapabilmek evet. ayrı. Yapabiliyorsan tamam. Ya gönül ister ki ikisini bir de aynı anda yapabileyim. Hani oradaki kalıpları da yıkmak isterim aslında. Bakalım ya, böyle ileride böyle bir hayalim var. Çok tamam. hayalim var da. Çok onu güzel. Paylaşayım dedim sizle. Çok harikasın. Güzel. Yani politik olarak da doğrucu bir tarafım da var. İyi biliyorum kavramları da, doğru durmayı da öyle düşünüyorum yani. Çok da okurum. Belki olur, niye olmasın? Niye olmasın kesinlikle. Bence de olur. Hiç müziğe daha merhaba demeden profesyonel anlamda idolün var mıydı ya da kimdi? Açıklar mısın? Açıklama ister misin? Tabii tabii. Barış Manço'ydu. Çok Barış Manço'ydu. Yurt dışı? Şimdi yurt dışında... yabancı albüm çıkartacağını söylediğim için belki onun gibi dediğim birisi. Şimdi yurt dışında çocukluğumda şöyle, benim Britney Spears ve Justin Timberlake'le geçti çocukluğum. Daha sonra gerilere dönme fırsatım oldu. Freddie Mercury hayranıyım ben. Çok fazla hayranlıyım. Tahmin ettim. Michael Jackson hayranlıyım tabii ki. Pop yapıp da onun hayranı olmak olmaz. Özel hayatını bilmiyorum ama. Danslar, manslar bilmem tabii. Muhteşem. Ya işte Depeche Mode çok severim. Pet Shop Boys severim. Böyle AC/DC'ye kadar gitmişsin. Giderim. Harika. Dinlerim. İdol olarak kimseyi almıyorum galiba. Yani tek başına, çünkü yani idol diyebileceğim değil de belirli özellikleri evet. beni çok mutlu eden sanatçılar. Barış Manço'nun en çok neyi? Çocuklukla bağlantısından da ötürü Barış Manço, ama Barış Manço çok iyi bir müzisyen. Her şeyden önce. Çok dolu biri. İşte o, şimdi konuşuyoruz ya, ben şunu da yapayım, bunu da yapayım, siyaset bilmem. Ya, orada da o güven veren bir doluluk var. Müziğinde de, kişiliğinde de. Evliya Çelebi'ydi ya. Aynen öyle. O yüzden muhtemelen Barış Manço'ya olan hayranlığım öyle. O yüzden öyle başlamıştı. Sezen Aksu ve Tarkan'la da geçti ömür, çocukluğumuz.